Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır istenilen bir videoyla karşınızdayım. Başlıktan da okuyabildiğiniz gibi bugün sizlere saçlarımı nasıl uzattığımı, nasıl gürleştirdiğimden bahsedeceğim. Şu an durum bu. Saçıma günler sonra, malum karantinadayız, hiçbir şey yapmıyoruz, biraz böyle maşayla şekil vermeye çalıştım. Saçımın uzunluğu bakın şurada şu an. Gözle görünür. O yüzden böyle bir şey tercih ettim giymek için. Benim saç öykümü bilmiyorsanız size şuraya koyarım. Mutlaka izleyin. Böyle beni sıkı takip edenler biliyorlar. Benim saçım yandı. Hem de öyle böyle değil. Bayağı yandı. Şuraya kadar falan koptu saçlarım. Şu kadarcık kaldı. Uzun süre onunla mücadele ettim. Ve bu süreçte aslında kendi saçımı tanıma fırsatım oldu ve saçıma neyin iyi geldiğini ve neyin iyi gelmediğini anladım. Çok denedim çünkü çok böyle tarif edemeyeceğim bir çaresizlik içerisine giriyorsunuz. Çünkü saçlar artık erkekler için de bence çok şey ifade ediyor. O yüzden bayağı zorlu bir süreçti benim için. Tabii ilk olarak saçınız yandığında ne yaparsınız? Saçınızı koyuya boyarsınız. Doğal rengine boyarsınız. Öyle yaptım. Ama sarıyla bütünleştiğim için tabii mutlu olmadım. Şöyle hafif balyajlar atmıştım. O videoda var. Onu da ekliyorum. Bahsettiğim bütün videolar eklenecek. Hem video ekleyeceğim hem de bilgi kutusuna ekleyeceğim. Sonradan da izleyebilirsiniz. Kızıldı saçlarım o zamanlar. Platinden kızıla boyadım. Zaten bunu yaptığım için saçım yandı. Yoksa sarı olduğu için değil. Kızıl yani bardağı taşıran son damlaydı. Bakır kızıl değil. Saçımı bir süre doğal bir renkte ve biraz balyajla kullandım. Boya sürmedim. Saçlarımı açık kullanabilmeme ihtimal yoktu çünkü kopuk kopuktu. Ve böyle kopuk kopuk olması sıkıntı değil ama yoluk yoluk görünüyordu. Ve ben bir süre bu şekilde devam ettim hayatıma. Ekim'de ben saçımı bakıra boyadığımda, Kasım gibi galiba koyu renge geçtim. Ve sonra ben 3-4 ay saçıma hiç boya sürmedim. Ve bir sürü bakım yaptım. Doğal yöntemler denedim ya da ürünler satın alıp denedim. Denemediğim hiçbir şey kalmadı kısacası. Ve geçen yaz saçım toparlandı. Artık hani kendi dibim uzamıştı. Ve boyamaya müsait. Artık hani saçımı boyadığımda kopmayacağını anlıyordum. Çünkü sürekli de saçıma test yapıyordum. Siz de yapabilirsiniz. Saçınızı alıyorsunuz ve ucundan böyle çekiyorsunuz. Eğer saçınız kopmaya başlarsa anlıyorsunuz zaten saçın yanık bir saç olduğunu. Ve baktığınızda o saç böyle rüyüyor oluyor. Böyle çok tuhaf böyle bir yapısı var. Sonra saçımı ben böyle açıcı kullanmadan açmak istedim. Ve çeşitli yöntemler denedim. Açık renk boyalar aldım. Açıcı özelliği olan saç boyaları aldım. Adım adım saçımı tekrar sarı yaptım ve bugüne geldi. Şimdi bugüne geldi, niye bu rengi boyadın? O ayrı bir konu. Onu sonunda geleceğim ama saçım zarar görmüş bir saç olmasına rağmen ben onu platine kadar tekrar açabildim. Bu benim için yani büyük bir başarı öyküsü aslında. Bunu kesinlikle tek seferde açmakla değil de adım adım açtığım için başardığımı düşünüyorum. Çünkü o sayede saçım yıpranmadı. Saçım uzamaya, saçım gürleşmeye devam etti. Şu an saçım evet koyu bir renk ama bu tamamen kendi tercihim. Saçımın sağlıksız olduğu için, yanık olduğu için değil. Saçım şu an gayet sağlıklı. Kaşıyım kendimi. Ve ben bir süre böyle daha kahve görmek istiyorum kendimi. O yüzden bu rengi tercih ettim. Yoksa sarıyı gayet kullanabilirdim hala. Hiçbir sıkıntı, hiçbir zararı yoktu bana. Doğru ürünleri doğru saça uyguladığınız zaman kötü bir sonuç elde etmeniz zaten bence imkansız. Saçımı toparlarken birçok ürün denedim demiştim. Birçoğu
Hala yanımda bir tane ürünler de var. Onlardan kısaca bahsedeceğim. Bunları gerçekten bir yıldır hayatımdan çıkarmıyorum. Bütün saç bakım rutinimde, yani duş aldığımda bunları mutlaka uyguluyorum. Ve sizlere de bunu tavsiye etmek istedim. Çünkü beni dediğim gibi sık takip edenler saçımdaki bu değişimi gördüler. Sarıyken de aynen bu şekildeydi. Şimdi koyuya boyadığım için biraz daha parıl parıl duruyor. Çünkü sarı daha mat duruyor nedense. İlk olarak ben yağlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü böyle en konsantre olan şey yağ. Bu dönemde çok fazla video izledim. Çok fazla saç uzatma videoları izledim ve genelde yağ ve ampul tavsiye ediliyor. Denedim. Evigen, Bemix, işte şu ampul çeşitlerini şampuanıma kırıp döktüm ya da kür olarak yaptım. Faydasını kesinlikle gördüm diyemem. İlla ki görmüşümdür ama öyle akılda iz bırakacak kadar bir değişimim olmadı. Ben en çok yağlardan verimli bir sonuç aldım. Neredeyse her hafta Hindistan cevizi yağını kullanıyordum saçıma maske olarak birkaç saat. Eğer okul yoksa o gece komple bırakıyordum kafamda. Ve sonra onu yıkıyordum. Onunla beraber şu an Hindistan cevizi yağım bitti. Ve yenisini sipariş etmem lazım. Kullanmaya mutlaka devam edeceğim. Onunla beraber ben tatlı badem yağı da kullanıyordum. Bu da mutlaka denemeniz gereken çok kıymetli bir yağ. Bununla birlikte gerçekten saçımın toparlandığını anladım. O yer yer şu saçımın o lastikliği gitmişti ve bir toparlandığını fark edebiliyordum. Yani siz bilmiyorum yağlara mı daha çok meyillisiniz, bu ampullere mi ya da her ikisine bilmiyorum ama ben yağcıyım. Ve bir sonraki en önemli adım bence şampuan. Doğru şampuan tercihiniz çok önemli. Bunu çok geç anladım. Saçım artık doğal haline bıraktığım için kendiliğinden zaten toparladı. Zaman zaten iyileştiriyor saçı. Eğer müdahale etmezseniz. Ama ben sonrasında saçımı gürleştiren, uzatan değil, gürleştiren bir ürünle tanıştım. O da bu şampuan. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet. Zaten güçlendirici bakım şampuanı adı. Ve Tresan Alman bir marka. Ve içerisinde paraben ve gluten yok. Diğer şampuanlara göre biraz daha köpürmeyen, biraz daha saçınızı kuru kuru yapan bir şampuan. Ama yanmışsa saçınız, zaten buna ihtiyacınız var. Saçınızı ekstra yumuşatacak ürünlere ihtiyacınız yok. Çünkü ne kadar çok saç yumuşarsa o kadar kolay kopuyor. O yüzden saçlarınızı sertleştirecek bir şeylere ihtiyacınız var ve bu şampuanı mutlaka deneyin. Yani ben keşke önceden bu şampuanla tanışmış ve bunu uygulamış olsaydım. Bir yıldan daha kısa bir sürede ben saçımı toparlardım. Net. Şimdi bunu hala düzenli kullanıyorum. Çok memnunum. Bu benim ikinci, üçüncü şişem. Ve ara sıra ara vermek gerekiyor bence. Birkaç defadır bunu kullanmıyorum. İki gün önce başladım tekrar kullanmaya ama biraz kokusu size çok hitap etmeyebilir. Biraz ısırgan otu kokuyor. Ama ben öyle şeylere takılmıyorum ya. Faydası olsun da. Yani bu şampuanı size gerçekten öneririm. Azıcık bana güveniniz varsa mutlaka deneyin. Sonra saçımı kurtaran diğer bir ürün kesinlikle Morphos'un bu Ocean isimli saç serumu. Bakın benimkinin içinde şu kadarcık bir şey kalmış. Bitti bitecek. Ben bunu kuaför malzemesi satılan yerlerden alıyordum ama birkaçtır bulamıyorum. Geçenlerde baktım internette satılıyor. Mutlaka ben de kimisini sipariş edeceğim. Ve serum çok önemli. Ben bunu gün içerisinde aklıma geldikçe saç uçlarıma bu şekilde yediriyordum. Şöyle size göstereyim hatta. Çok güzel bir parlaklık veriyor ve kesinlikle uçları onardığını düşünüyorum. Çok da hani pahalı bir ürün değil. Eğer saçınız şu an yanıksa zaten her yolu deneyeceksinizdir.
bir şey kaybetmezsiniz. Bence mutlaka bunu deneyin ve çok seveceksiniz eminim. Ah ve çok güzel kokuyor. Biraz erkek parfümü gibi kokuyor ama ben böyle maskülen kokuları çok severim. Evet, bu serum da dediğim gibi muhteşem bir serum. Mutlaka serum kullanın. Serumsuz, yağsız, yani bakımsız bu saçları toparlayamazsınız. Ha, bakımda yani dozunda. Çok fazla bakımda saçı kusturur. Bu sefer de saç dökülmesi yaşarsınız. Bunun dışında bir de bir bakım yağı önermem gerekirse, ben üniversite 1. sınıftan beri galiba, yani 5-6 yıldır bu saç yağını kullanıyorum. Biri bu. Bu galiba keratinli olandı galiba. Çok güzel kokuyor. Bu dönemde keratinli ürün kullanmaya gayret gösterin. Keratinli ürün demişken biraz karışık gidiyorum ama keratin saçı besleyen, saçın uzamasını sağlayan, tırnaklarda uzama sağlayan, güçlülük sağlayan en önemli madde. Vücudumuzdaki en önemli madde. Ve keratin dokusu zedelendiği için saç kopuyor. Çünkü o açıcıların içinde o kadar çok kimyasal var ki saçın yapısını bozuyor. Ama size bir saç kremi gösterecektim ama şu an üstüm ıslandı. Ve bu yüzden saçınız yandıysa mutlaka içinde keratin barındıran ürünler kullanın. Saçınız yandıysa, tek değil yıprandıysa bile mutlaka keratin içerikli ürünler kullanın. Onun dışında keratin içeren saç maskeleri kullandım. Ben galiba bir saç rutin videosunda göstermiştim o maskeyi. Artık yok. Yok derken bende yok. Ve maske kültürümü birazcık bıraktım maalesef. Ama o maskeyi de mutlaka tekrar alacağım. O videoda gösterdim de size o maskeyi. Görselini de eklerim buraya. O maskeyi kullanıyordum. Yani ilk yandığı andan bahsediyorum. O maske saç yağı, yani Hindistan cevizi yağı ve tatlı badem yağı ve bu serum. Bunları fix kullanıyordum. Şampuanımı o zaman işte bilmiyordum. Tresan'ı kullanmıyordum. Ne kullanıyordum? Restorex kullanıyordum. Ve içine ampuller kırdığım böyle herhangi bir şampuanı kullanıyordum. Son işte geçen yaz, 2019 yaz ayından bahsediyorum. Bu markayı keşfettim. Şöyle. Gratis'ten alıyorum ben bunu. Watson's'ta satılıyor mu bilmiyorum. Ama gratis'ten alıyorum ben. Çünkü orada direkt gözüme batıyordu. Bunu bilmeden aldım. Sırf burada kocaman keratin yazdığı için aldım. Çünkü keratin saça ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Ve saç bakım kremine ihtiyacım vardı. Çünkü saçım saç bakım kremsiz açılmıyor. Hele ki bunu bir kullanın. Saçınızı o kadar sertleştiriyor ki biraz taramada zorlanıyorsunuz. O yüzden keratin içerikli bir ürün istiyordum. Bir saç bakım kremi istiyordum ve bunu keşfettim. Tamamen tesadüf keşfettim. Ve bu benim 5. 6. 7. yani sayısı yok. Çok güzel bir kokusu var. Saçınızı yumuşacık ediyor. Ve onardığına yemin edebilirim ama ispatlayamam. Çok 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 memnun olduğum bir ürün. Bunu ben yakın çevreme tavsiye ediyordum. Ve bunu deneyen arkadaşlarım da yine benim gibi memnun kaldılar. Ya markasını bile bilmiyorum. Şöyle okuyabilirsiniz. Ama muhteşem ya. Bu aralar biraz bulmakta zorlanıyorum. Galiba birkaç kişi daha keşfetti bunu. Böyle gratis indirimi olduğu zaman gidiyorum. 12 liraya falan alabiliyorsunuz. Ve yok. Yok yani. Zor buluyorum bu aralar biraz. Ama keşfedenler de mutlaka memnunlar ki bu ürün bitiyor. O yüzden siz de bence henüz bulunabiliyorken, henüz 12 TL'ye satılıyorken alın, deneyin. Talep arttıkça fiyat da artıyor malum. Sonra son aşamaya gelecek olursam, gün içerisinde sık sık, işte o kadar bir şey kalmış. L'Oreal'in bu mucizevi yağ saç güzelleştirici kremini kullanıyorum. Bunu bir kere almıştım. O zamanlar çok sık karşıma çıkıyordu ama hadi bir deneyeyim demiştim ve çok memnun kalmadığımı düşündüm. Şimdi tekrar aldım, tekrar denedim. Bir şans daha vermek istedim. Ve gayet memnunum. Gerçekten saçınızın
yapısını değiştirdiğini fark edebiliyorsunuz. Böyle mesela benim saçım çok kabarıyor. Bunu biraz sürüyorum. Yatıştığını hemen görebiliyorum. Ve bunu asıl alma sebebim 230 dereceye kadar saçınızı ısıya karşı koruyor. Bu çok çok önemli. Zaten olabildiğince saçımdan ısıyı uzak tutuyorum. Genelde doğal haliyle bırakıyorum. Bugün böyle biraz yer yer maşa yaptım. Bundan da baya baya memnunum. Severek kullanıyorum. Bitince de tekrar alacağım bir ürün. Son olarak size bir de keratin bakımından bahsetmek isterim. Biliyorsunuz bir videom var. Keratin bakımı yapıyorum orada evde. Orada ilk izlenimlerimden bahsettim. Ama sonrasını anlatamadım malum. Şimdi size kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bununla alakalı da çok fazla soru aldım. Saçıma keratin bakımını yaptıktan bir 6-7 yıkamadan sonra saçım keratin bakımından önce neyse ona döndü. Yani yine o düzleştirici etkisi gitti. Yumuşaklık var. Evet, hala da var. Ama o düzleştirici etkisi tamamen gitti. Benim saçım artık yine kendi halinde. Dalgalı desen dalgalı değil, düz desen düz değil, karman çorman bir şey. Ama etkisi gitti yani. Bir 6-7 yıkamadan sonra etkisi gitti diyebilirim net. Birkaç kişi ikinci yıkamada gittiğini söylemiş. O kadar hızlı gitmedi. Yani yalan söyleyemem. Ama bir 6 yıkamadan sonra hiçbir şey yoktu saçımda. Bayağı uzun bir video olmuşum. Kısa böyle saç videosu olsun istemiştim ama. Evet, o da bugün hava güzel, güneşli, çıkmak istiyor. Evet, çok fazla lafı uzatmadan bu videoyu da burada kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer aklınızda soru işareti kaldıysa mutlaka yazın. Farkındaysanız hiç beslenme konusuna girmedim. Onu zaten hepimiz biliyoruzdur. Ben daha çok kullandığım ürünlere ağırlık göstermek istedim. Yoksa bol bol su içmeniz gerektiğini, beslenmenize dikkat etmeniz gerektiğini, uykunuza dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuzdur. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.